dillim çok seviyorum. Aman Allah ben yanıyorum. Darıldın mı oğlum bana hiç bakmıyorsun bu yana. Darıldıysan barışalım kumru gibi koklaşalım. Esmerim civanım dudu dillim çok seviyorum. Aman Allah çok ya seviyorum. Dudu dillim çok seviyorum. Aman Allah ben yanıyorum. Esmerim civanım. Dudu dillim çok seviyorum. Aman Allah yanıyorum. Öldün mü oğlum bana? Hiç bakmıyorsun bu yana. Darıldıysan barışalım. Kumru gibi koklaşalım. Esmerim civanım. Bu dillim çok seviyorum. Aman Allah çok seviyorum. Ay Oktay. Ama nereden çıktı şimdi? Ya barıştılar mı bunlar acaba? Hay Allah. Allah. Ah oğlum geldi. Annesinin paşası gelmiş. Paşası. Ay oğlum gelmiş. Sen süzüldün mü biraz? Ya oğlum benim evimin direği. Kalbimin reisi oğlum benim. Oh güzel oğlum benim gelmiş. Ya... Senin gene keyfin yok gibi be oğlum. Yok iyiyim anne bak çok işim var. Sana söz verdim diye geldim. Yemeği yiyip hemen kaçacağım tamam. Beleze mi? Hayır anne ya ne beleze. Açma şunun lafını. Tamam peki de yani barışsanız iyi olurdu. Aman olsun canım sen o daha iyilerini bulursun oğlum. Zaten bir şey söyleme böyle son zamanlarda pek meymenetsiz geliyordu bana da. Anne tamam artık kapatalım şu beliz konusunu ha. Yani defolup gitti. Sürüne sürüne de gelecek. Ama ne bulacak dönünce bakalım. Tamam, tamam yavrum. Sen yemek hazır. Şimdi ben sana hemen getiriyorum. Aa, yoğurt. Hani yoğurt nerede? Dolmaların kokusunu aldın galiba. Taş Şahin... Kaza gecesi kendisi direksiyonda olduğu halde suçu Meryem Akça'ya attı. Oğlunuz katil. Anne ne oluyor? Oktay. Ne oldu anne? Oktay. Ne oldu? Sen katil misin? O ne demek şimdi be? Ne oluyor? Nereden buldun bunu anne? Nereden buldun bunu anne? Ekmekliğin orada buldum. Kim bıraktı? Kim bıraktı diyorum sana? Bilmiyorum oğlum bilmiyorum ben hiçbir... Oktay! Oh.
Oktay oğlum, Oktay! Allah kahretsin. Hemen gidelim lütfen. Hiç gelmeyeceksin sandım abla. Ben de gidiyordum ben de zaten. Oğlum. O gece miydi oğlum? Hani Meryem'le geldiğiniz gece. Meryem senin için mi yattı hapiste? Oğlum bir şey söyle bana. Ah be oğlum. Meryem bunun için tehdit ediyordu seni. Yeter anne. Sus anne. Sus. Yeter artık. Yeter. Ah be oğlum. Bir bilsen. Sen mi yaptın? Sen ne yaptığını sanıyorsun ha? Aklınca benden intikam mı alıyorsun? Öldürürüm seni. Bunu sana ödetirim. Hiçbir şey yapamazsın. Defol. Defol git evimden. Sen istediğin yere nasıl giriyorsan ben de öyle girerim. Polis. Polisi çağıracağım. Yurdal Sargun'un kasasında ona ait olmayan bir anahtar var. 2111. Onu bize getireceksin. Yoksa her 12 saatte bir kişi sırrını öğrenecek. Bu mesajı atan numarayı tanıyor musun? Sana ne? Aynı mesaj bana da ulaştı. Aynı kişi tarafından şantaja uğruyoruz. Bu sefer şantajcımdan kurtulmak için sana muhtaç kalmayacağım. Herkes kendi paçasını kurtarsın. Çık git evimden. Birine gittiler mi? Savaştan sakladıklarını birine söylediler mi? Bir şey yaptılar mı? Sana yapmışlar galiba. Annem öğrendi. Hem de hemen. Seni nasıl bu kadar rahat bırakıyorlar? Para teklif ettim. Sen üstlerine mi gittin? Diklendin mi? Neden bana gelmedin? Ha, niye geleyim? Ben sana niye geliyorsam ondan. Sırrını bilen iki kişi var. Biri ben, biri Yurdal. Yurdal sana kasasını açtırmayacağına göre neden benden şüphelenmedin? Cevap ver bana. Para teklifimi kabul etmeyince sen olmadığını anladım. Bana kelime oyunu yapma, cevap ver. Neden bana gelmedin? Numarayı araştırıyorum. Eğer sensen başka şekilde gelecektim kapına. Polisle ya da silahla. Boşuna uğraşma, numaradan bir şey çıkmıyor. Birine daha gidecekler, belki de savaşa. Sen olsan gitmez miydin? Allah kahretsin! Dediklerini yap. Sen neden yapmıyorsun? Bir kere de sen beni kurtar. Yurdal bana bir şey yapmaz. Direkt babama zarar verir. Onu tehlikeye atamam. Babam benim için savaştan daha önemli. Ne yapacaksın? Dedikleri hariç her şeyi. Bulacağım onları. Bana geldi. İkinci mesajı yollayın. Daha ikna olmamış. Tamam. Bu sefer ikna olacak. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.